Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed Unlimited videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Unlimited videosu sizlerle birlikte yeni güncellemeyle beraber gelen ilk aracımız olan Rimac Nevera Calamity etkinliğine başlayacak ve ilk 2 günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Unlimited videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatıp önce beni rap bir kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Rimac Nevera aynı zamanda Asphalt 9'lara zaten bayağı bir zamandır var. Bu oyunda Rimac Nevera bu arada oyunun en hızlı 4. aracı. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Yani Bugatti bu arada sonra geliyor. Evet, Calamity başlıyoruz yavaştan. Ve Pagani RBC ile Honda SX etkinliklerini çok zor da olsa tamamlamayı başardım. Teknik bir dahili kötü bir adam Black Gece malum kaos yaratmıştı falan diyor. Ve hani kaybetmesinin yenilmesinin ardından da Black Witch kaos uyanıyor falan diyor. Evet, ardından Raps'ı galibiyetini iş yapıyor vesaire falan diyor. Tamam, etkinliğimiz an itibariyle başlamış oluyoruz. Yani etkinlik özetçe arkadaşlar, başlangıcını şey yapacak olursam etkinlik Watt vardı ya, hani bizim bu şey vardı, CEO vardı. Paradin şirketinin CEO'su. Onun kaybetmesinin ardından, yani Paradin şirketi çökmesinden sonrasını anlatıyor. Tamam, hani artık şirket eski gücünde değil, eyvallah. Ama yine de hala belli kalıntılı parçaları var. Biz de bunları tamamen temizlemeye çalışıyor olacağız. Evet, Ronnie dışarıda oturuyormuş falan diyor. Ne oluyor? Aa, bu arada yeni bir araba anahtarıyla geliyor diyor. McNamara diyor. O zaman vakit kaybetmeden ilk yarıştan başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada ilk günün en çok para kazandıran yarışı ikinci yarış. Bilginiz olsun. Evet, hadi bakalım. Yani benim affımı almaya çalışmak sence işe yarayacak mı baba? Yani ben artık 5 yaşında değilim. Ondan sonra. Aa, bu arada şey yapması da kolay ha. Kalkış yapması da kolay. Çok güzel. Yani kullanması epey rahat bir araba. Kalkış yapması rahat olduğu için söylüyorum bunu. Tabii nitrosu da muazzam bir şey. Gördüğünüz gibi ilk yarışı başarılı bir şekilde kazandık. 10 saniyelik yarıştı yani. Güzel, geç. Diyalog yok, geç. En azından ilk gün bayağı bir kısa sürecek gibi duruyor. İlk yarış sayesinde. Diyalog yok çünkü bir de aynı zamanda. Evet, şimdi bu arada burada elimizden gelince drafting falan yapıp para kasmaya çalışacağız. Umarım yarış o kadar da kısa değildir. Kendi alemi bulmaya çalışırdım. Olayı okuyorsun değil mi falan diyor. Benim peki özür arabam nerede? Ben onu hotshot'a veriyorum. Yani şu an senin de şey yapıyorum falan diyor. İyi, eyvallah. Şeymiş bu şeyin, Ronnie'nin babası bu arabayı almış. Ronnie'ye de tabii merak doğmadığı için, 5 yaşında olmadığı için artık sağ olsun arabayı bize verdi. En azından bir mantığı da var. Yani Ronnie'nin kendi arabası da bence çok güzel ki. Yarış kasıtlı olarak kaybediyoruz çünkü özel etkinliklerde yarışı kaybettiğimizde para kazanabiliyoruz. Volt eventlerdeki gibi falan değil. Bakalım ne kadar para kazandık. Çok bir şey kazanmayı beklemiyoruz da, para paradır ama. Yaklaşık 2K para kazandık. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Çünkü daha hem Pagani RBC hem de Honda NSX videolarının renderlarını yapmam lazım. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci gün açılması yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu arada yeni uyandım. O sebeple ötürü olarak sesim kötü geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın diyerekten sesi zaten ayarlamışım. İkinci yarış kazandık. Bu arada 1 saat civarı bir süre var. İkinci gün aşılması. Yani bir tık dezavantajlı başlayacağım gibi duruyor. Ama çok da önemli sayılmaz. Çünkü hani özel etkinlik olduğu için şu anda. Yarışı kaybettikçe de para kazandığımız için biraz para kazandık. O yüzden çok da büyük bir dert değil. Ama yine de dikkatli olmakta, çok da bu dezavantajın içerisinde olmamakta dikkat etmekte yani kısacası fayda mevcut. Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim de. Orada yarışlar gerçekten de aşırı derecede kısa. Aynen devriye arabasıyla yakalayacağım beni aynen. Bu arada gerçekten
Kalkıp da yani devriye arabasıyla da şey yapmazsın ya, böyle bir aracı kovalamazsın. Neyse, diyalog var belli. Evet. Aynen, popüler böyle. Ünlü bir araba. Ve gizemli bir şekilde kovalanmak. Evet, dejavu. Vallahi işte yarışçıların doğası değişmiyor ya. Vallahi yarışçıların doğası değişmiyor. Hantı yarışıyla devam. Hantı yarışıyla tam gaz devam ediyoruz. Muhtemelen yine kısa olacak. Kaybetmeyelim boşu boşuna. Başka bir şey teklif etmedi mi yani? Aynen. Yoksa başkalarına da mı teklif yaptı? Herkese Rivak Nevera veriyorsa zaten adam. Gerçekten de aşırı derecede zengin milyarder olmalı. Muhtemelen milyarderdir yani. Rimac Nevera öyle alt segment bir araba falan değil sonuçta. Bir de elektrikli araç gibi ses çıkartıyor nitrosu. Bayılıyorum bu sese aynı zamanda. Neyse, kazandık yarışı. Ne oluyor abi şimdi? Ben çok şey yapamadım. Muhabbeti anlayamadım. İngilizcem yetmemeye başladı. Galiba bu Ronnie'nin babası herkesin gönlünü almaya çalışıyor şu anda. Bunun daha mantıklı bir açıklaması olamaz. Bu arada turbomuzu da basalım. O azami hızda hiç artış olmuyor bu arada. İyi mi artıyor daha çok? 972 PR. PR varını zaten açtık. Şimdi nitro yarışı ile ilk giriyor, bitiriyor, tamamlıyor olacağız. O zaman hemen yapalım. Evet. Rimac Nevera. Evet, güzel araba gerçekten de. Yani sana çok fazla bela yaratıyor ama. Bırak da alayım onu. Hayır. Ya of Tyler ya. Tyler sal işte arabayı. Çok bela yaratıyormuşmuş. Güzel araba abi. Ben seviyorum bu tarz arabaları. Asfalt 9'a sahip olamadım ama bu oyunda sahip olacağım. Ve ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Evet, ilk günde bitirdik bu aradan itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Chapter complete. 20 çizim aldık. Bu arada araba nadir. Araba nadir ilginç bir şekilde. Neyse, çok da dert değil derken. Bu arada ben yavaşla videoyu sonlandırıyorum. Çünkü ilk gün tamamlandı. Biletler dolar da olmaz. Etkinliğin ikinci gününden kaldığımız yere tam gaz etkinliğe devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Biletler doldu. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen ikinci güne başlayalım. Hadi bakalım, let's go. Telefon mu çalıyor, ne oluyor? Aa, en güzel kısım. Evet bu arada. Onlar bu arada gerçek fırtınayı görmeyecekler diyor. Çok geç olmadan diyor. Yani elimizden geldiğince anladığım kadarıyla şu anda zaten Blackridge'i onarmaya çalışıyoruz. Bu Ronnie'nin babası da, başkan da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ronnie uyan. Senin için bir şey var. Bu arada başka biri bak Devera. Hem de sana, ama kimden? Evet hadi bakalım o zaman. Yola koyulalım diyor. Benim yeni gelen Rimam ile diyor. Ne oldu? Hani Rimac Nevera'yı istemiyordun, ne oldu? Galiba bir tane daha gönderdi babası. Neyse bu arada İkinci günde en çok para kazandıran yarış, üçüncü yarış. Hatta 5K bile para kazanılabiliyormuş. Yani 4, 4,5, 5K arası ve oynayışınıza bağlı olarak güzel para kazandırıyor. Gerçekten çok güzel. Hem de böyle bir etkinlik için gayet muazzam bir rakam. O yüzden biz de elimizden geldiğince buradan para farmlamaya çalışıyor olacağız. Bu arada ikinci günün ilk yarışında kazandık. 2K'da para geldi. İlk gün çok fazla para kasamamıştık malum. Ufak tefek 2-3 parça aldım zaten. Yine de 28,5K paramız var. Bu güzel bir şey. Fakat ikinci günde böyle para kasmak, üf, muazzam. Gerçekten muazzam. Hadi bakalım o zaman devam ediyoruz. Hey patron, her yerde senin arabadan görüyorum. Hadi bakalım. Nasıl yani? Her yerde mi bu arabadan var? İşler ilginçleşiyor giderek. Anlaşıldığı üzere.
Sen de mi Nevera kullanıyorsun? Yok, kullanmıyor. Niye kullanmıyorsun ki Ronin? Daha güzel bir araba. Hem de kat kat daha güzel. Neyse, kullanmasın peki. Kullanmasın, belki yarış kaybederiz falan, saçma sapan. Neyse, ikinci yarışta kazandık. Güzel. Araba bayağı iyi gidiyor bu arada ya. Şöyle hızlı arabalar kullanmayı özlemişim. Yani araştırma sonuçsuz kalıyor, anlaşıldığı üzere. Pekala. Bir işe yaramadı yani araştırmak. O zaman para kasacağımız yarışa geldik. Bizimkilerle de beraber. Artı Mary de var. Hadi madem. Evet, Tyler Veroni'ye giderek daha da fazla sıkıyor falan diyor. Yani normal. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler bulmaya çalışıyoruz ve hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz. Ben direkt Ronin'in arkasına geçeceğim bu arada. Sonuçta en güçlü şey o. Yarışçı o şu anda. Diğer olarak vesaire, rakip olarak. Ama biraz zor olacak. Biraz zor olacak gerçekten. Çünkü gördüğünüz üzere hani drafting yapmak falan epey bir zor. Yani oynayışınıza bağlı dememin sebebi de oydu zaten. Baksanıza abi, drafting yapmak istiyorum, yapamıyorum bir türlü. Şimdi anca böyle ufak tefek yapmaya başladım. Drift falan yapmak zaten hak getire. Drafting yapmaya çalışırken çok zor. Şöyle atlayabilir miyim? Atladım. Rampalardan da atlıyorum ama hiçbir şekilde ayak uyduramıyorum rakibe. Ama en azından bir 3K para gelmiştir yine. Yine para katmışızdır. Bakalım ne kadar para gelecek. 2,5K civarı falan geldi. Daha dikkatli oynarsak, daha iyi oynarsak çok daha fazla para gelir. Ondan şüphe yok. İlk güne kıyasla tabii ki daha iyi para kasıyoruz. O yüzden no problem diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Üçüncü gün açılması yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İkinci günün en çok para kazandıran yarışını geçtik. Şu anda toplam 77K paramız var. Ya ne kadar fazla kastımı siz düşünün yani. Tabii siz benden daha fazla da kasabilirsiniz. Ama yine de şu anda kastım para bile çok güzel para miktarı. Bu arada yaklaşık 2 saat sonra 3. gün açılacak. O yüzden hemen hızlı olmamız gerekiyor birazcık. Ama ben yine yarış falan yaptım, hani şey yaptım. Biletleri falan biraz kullandım, o yüzden çok önemli değil şu anda oyunu boş tutmuş olmam. Ne oluyor abi, bir şeyler dönüyormuş. Şimdi gerçeği ortaya çıkarma vakti. Bu arada bir tane baka satmamız gerekiyormuş. O zaman hiç riske atmayalım. Ben gidiyorum buradan. Buradan direkt basıp gidiyorum. Time yarış kısa. En dediğim gibi görevi yapabilmek amaçlı. Dikkatli olalım. Güzel. Güzel. İki tane ya da üç tane makas attık toplam. Üçüncüyü belki saymamıştır. Evet. Üçüncüyü saymadı ama olsundu. Görev yaptık, yaptık, önemli olan o. Rob Steele'ın kampanyası hakkında bir şey gördü falan diyor. Ne oluyor abi? Aa, gelecekteki çocuklarımızı koruyun falan diyor. Onlara söyleyin ki illegal sokak yarışı yok diyor. Evet, temiz hava diyor. Ana, sokak yarışlarına karşı şey yapıyor. Kışkırtıyor. Sokak yarışlarını bir yandan bitirmeye çalışıyor falan. Kızın da sokak yarışçısı, o ne olacak şimdi? Bize yardım ediyordu, ne oldu? Evet, pinliyor. Aynen öyle, fake kampanya yapıyor. Benim bebek bakıcım. Vay be. Evet, arabamız çalışıyordu hiç vakit kaybetmeden. Ve başkanın maskesini düşürmek üzere yola çıkıyoruz. Onun da olması gerektiği gibi. Neyse, yarışlar çok kısa zaten. Ben direkt olarak bitireceğim ya. Direkt geçeceğim. Zaten para her şekilde kasacağız hani. Üçüncü günde. Tekrar oynayayım yarışlardan falan. Boşa bilet gider, yarış kaybederim, hiç gerek yok. O yüzden, yoksa normalde nasıl drafting falan yapmak için kendi bir tehlike attım biliyorsunuz. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. 1620 metre drift yaptık.
Ekstra bir şey yok. Ödül vesaire. 973 PR ihtiyacımız var şimdi. Tamam. Zaten azamıyız. Adam akıllı hiç artmadığı için çok yapacak bir şey yok bu konuda. Arabanın özellikle ivmesini geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu arada turbosunu yıldızladık. Rimac Demera'nın. 973 PR hala. Transmisyon yıldız. Güzel. İvmeyi arttırmak zaten çok kritik bu arabalar. İvmesi mükemmel derecede yüksek. Yüksek olduğu için de güçlendiğinde daha da fena oluyor. Bir de nitro yükseltmesi. Hala 974 PR ama önemli mi? Önemli değil. Şuradan hemen bir de son zamana karşı yarışımızı da yapalım. Sonrasında ikinci gün bitiyor olacak zaten. Hadi bakalım. Evet, batırdım değil mi? Evet. Yani Paradin'in işini tamamen bitirmemiz gerekiyordu. İmkanımız varken. Yani şu an pişman olması sırası Ronnie falan diyor. Meri'de. Bir oyun planına ihtiyacımız vardı. Gidelim diyor bir de son olarak Meri. Helal olsun, haklı. Haklı bu arada, fazlasıyla haklı. Kesinlikle ve kesinlikle. Yerden göğün en yüksek noktasına kadar aktı Meri. Birazcık bu işleri sağlamak istedim. Para gelsin. Daha fazla kendimi tehlikeye atmayacağım. Nitro'ya da basacağım şimdi. Biraz fazla yavaşladık ama yırttık. Güzel. Polislere çarpsaydım yarışı kaybedecektim. Zaman yetmeyecektim. Risk atmak istemedim. İyi oldu. Çete bu arada Rimac Demera tarafından sürdüğünü biliyor vesaire falan diyor. Ve şimdi kampanyaya karşı yüzleşmeleri gerekiyor falan diyor. Kaybetmekten daha kötü bir şey varsa yanlış tarafı desteklemektir diye de yazdı orada az önce. Evet, doğru bu arada. Gerçekten rezalet bir durum. Ama olan oldu, yapacak bir şey yok. İkinci gün an itibariyle bitti. Bir yandan videoyu sonlandırayım. Bir yandan da şu yükseltme yapayım. Evet. Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 79K paramız var şu anda. Şu an aslında çok iyi durumdayız. Sonraki videoda etkinliğin 3 ve 4. günlerini tamamlamaya çalışıyor olacağız. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbim kanalımıza böyle abone ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.